Gerçeklerin demine hu. Cenab-ı Hak doğru yolda yürüyen, ikrar verip ikrarına uyan cümle müminlerin yar ve yardımcısı olsun. Bugünkü dini konumuz Alevilerde abdestimiz alınmış, namazımız kılınmış deyimi ile alakalıdır. Bedenin abdesti su ile, nefsin abdesti gözyaşı ile, aklın abdesti ilim ile ve ruhun abdesti aşk ve muhabbet iledir. Alevilikte abdest dış bedenin yıkanması yanında asıl önemli olan manevi yani iç ruh temizliğinin adıdır. Ruh temizliğinin adıdır. Abdest Farsça bir kelimedir. Ab yani su, dest, el suyu anlamına gelmektedir. Yani su ile bedenin dış temizliğini yapmak demektir. Alevilikte iki türlü abdest vardır. Birisi su ile alınan abdest, diğeri ise cemde, hak meydanında ikrar vererek alınan abdest, ikrar abdestidir. İkrar abdestidir. Bu çok önemli canlar. Asıl ibadet ruh arılığı ve vicdan temizliğidir. O temizlik Allah'ın çeşmesine varıp gönül yurdunu temizleyip rıza yoluna varmaktır. Bu abdest türü batınidir. Yani içsel, görünmeyen halidir. Mümin olan herkes yüce Allah'a ibadet edeceği zaman ilk olarak temizlenmesi gerekir. Temizlik her insan için zorunlu olan bir görevdir. İnsanlar ibadet edeceği zaman mutlaka boy abdestini alır ve ceme o şekilde gelir. Çünkü abdest ibadete hazırlık demektir. Dolayısıyla cemimize gelmeden önce bedenimizi temizleyip temiz giysilerimizi de giyerek o şekilde cemimize katılıp ibadetimizi yerine getirmeliyiz. Alevilikte 4 kapı 40 makamdan ilk kapı olan şeriat kapısında abdest su ile alınır. Şeriat kapısının 10 makamından biri de temizliktir. Temiz giyinmektir. Abdest yüce Allah'ın huzuruna temiz olarak çıkmak amacıyla alınır. Su temizleyici ve arıtıcıdır. Asıllardan asıl nedir? Usullerden usul nedir? Şeriatta su pak eder. Tarikata gusül nedir? Yunus Emre. Alevilikteki ikinci ve asıl abdest cemde pir huzurunda alınan tarikat kapısındaki abdesttir. Bu abdest tövbe ile alınır. Kişinin ruh temizliğidir. Kalp ve gönül temizliğidir. Hazreti Muhammed temizlik imandan gelir sözüyle de imanın en önemli kısmı olan gönül ruh temizliğine işaret etmiştir. Hak aşığı Yunus Emre sanma ki herkes bunu bilmez değil. 72 millet dahi elin yüzün yılmaz değil diyor. Tüm inançlarda iç ve dış temizliğin yer aldığını ve önemini vurgulamaktadır. Bazı inançlarda dış temizlik öne çıkarılmışken Alevilerde ise dış temizlik önemlidir ama daha önemlisi olan ise ruh temizliğidir. Gönül ruh temizliği elbette su ile temizlenmez. Gönül temizliği ikrarla, tövbe ile temizlenir. Tövbe insan Allah'a Allah karşısında sürekli bir biçimde noksanlığını görmeli ve ondan
yeterince olgunlaşmadığını da veyahut da olgunlaşmadığından da af dilemelidir. Allah'tan af dilemek günah işlemek demek değildir. Sürekli boyut değiştiren ve yükselen benlik bir önceki halinden eksiklik görüp ve ona tövbe etmesidir. Abdestimiz alınmış, namazımız kılınmış demedeki mana ruh temizliğinden bahis ediliyor. Bir insan dış temizliğini sağlığı açısından yapmak zorundadır. Buna sıhhi temizlik denir. Bu konuda Pir Sultan Abdal şöyle der: alınmış abdestimi aldırırlarsa, kılınmış namazımı kıldırırlarsa, sizde şah diyeni öldürürlerse ben de bu yaylada şaha giderim, diyor. Mümin, arif olan bir insan, alevilikteki üçüncü kapı olan marifet ile dördüncü kapı olan hakikat kapısının içinde ise o kişi abdestini almış ve namazını, niyazını da kılmıştır. Çünkü o insan zahiri olarak devamlı bedenini suyla temizleyerek temiz olduğu gibi batini olarak da gönlünü, nefsini kinden, kibirden, adavetten, şehvetten, gıybetten, riyadan, buğzdan, tamaktan, kıskançlıktan, yalandan, daha doğrusu bütün kötülüklerden arındırarak temizlemiştir. Daima alçak gönüllü mütevaziliği elden bırakmamış, yani insanlara turap manası toprak olmuş, gerçekten gönlü devamlı Hakk'ın istediği gibi abdestli olmuş ve olan her zaman her şekilde Allah'ı zikreden, anan, niyazda bulunan, üreten kişi devamlı duada, niyazdadır. Çünkü o insan bütün bunları aşarak insanı kamil olmuş ve vahdedi vücut demek nesnelerin birliği halindedir. Hak ile hak olmuştur. Yani hak ile beraberdir demektir. Allah insanda tecelli etmiş, insanın özünü, gönlünü kendine ev edinmiştir. Demek oluyor ki insan Allah'ın öz ve öz bir parçasıdır. Alevi inancında iki emanet söz konusudur. Biri ruh, diğer ise bedendir. Ruh Allah'ın emaneti ve beden ise toprağın emanetidir. Toprağın emaneti olan beden yok olucudur, ölümlüdür. Sonuçta yine toprak olandır. Ama Allah'ın emaneti olan ruh ise ölümsüzdür, sonsuzdur. O zaman esas ve önemli olan da abdest, olan abdest, ruh abdestidir. Evvel şeriattır yu bedenimi, kirli hak katına durmaz erenler. Her kim ki eylemez tahir tenini, hak ona elini vermez erenler. Beden temizliği bu işte yetmez. Bununla abdestin niyazımı bitmez. Bu kavl ile mümin miraca gitmez. Değme mümin buna, sezmez erenler. Dede tarihte derin söyleme. Yalan riya, şehvet, kibir eyleme. Sabırsızlık, tama, haset eyleme. Nefs hafsasına ruhsat vermez erenler. Ruhunda, düşüncelerinde kötülük besleyen insan, abdest almakla, namaz kılmakla, oruç tutmakla Allah katında makbul bir kul sayılmaz. İnsan ilk önce içini, yani özünü, ruhunu temizlemeli ki Yaratan'ın huzuruna temiz olarak çıkmaya hak kazanabilsin. Allah eyvallah, gerçeğin demine hüh.